İlk önce sormak istiyorum. Doğru eğitim modelinde kişinin akademik başarısı hayat başarısına yeterli olur mu? Tabii. Şimdi bu 21. yüzyıl becerileri var biliyorsunuz. Yani zamanda her 30 yılda bir kuşaklar değişir. Bu 21. yüzyılda özellikle kuşaklardaki değişim artık 30 yıllardan 5 yıllara falan düştü. Kuşaklar. Onun için çok aynı anda genç 2-3 kuşağın farkını da yaşayabilir oldu. Böyle durumlarda eski sorulara yeni cevaplar vermek çok daha önemli oldu. Eski sorulara eski cevaplar verirsek biz zamanın ruhunu kaçırırız. Ve böyle durumlarda küresel rekabette geri kalırız. Yani bunun için biz yani şu anda ciddi bir küresel rekabet var. Eğitimde de öyle, sosyal hayatta da öyle, sadece ekonomide değil, her alanda ciddi bir rekabet var. Ve böyle durumlarda yeni meslekler oluşuyor. 10-20 sene sonra kaybolacak meslekler var. Yani işte böyle bir durumda kişi eğer stratejik düşünce yeteneği varsa, stratejik zekası varsa, bunu kullanıyorsa orta ve uzun vadeli de düşünmesi gerekir. Ve en önemlisi de gelecekteki ihtiyaçları öngörmesi gerekir kişinin. Gelecekteki ihtiyaçları öngörmeden kararlar verirse bir kişi böyle durumlarda hata yapar ve ileride keşke diyeceği birçok durumlarla yaşamış olur. Bunun için eğitim konusu da bir ülkenin geleceğiyle ilgili. Mesela bir Çin çok güzel bir Çin atasözü vardır. Bir yıllık varlık istiyorsanız buğday ekin diyor. 10 yıllık varlık istiyorsanız ağaç yetiştirin. 100 yıllık varlık istiyorsanız insan yetiştirin diyor. Yani insan onun için yani insana yapılan yatırım en önemli yatırım. Yani iyi bir iş adamı, iyi bir iş kadını, iyi bir mühendis, bir avukat, doktor olmak önemli de ama iyi bir insan olmadan bunların olması önemli değil ki. Mesela hep söylenir çocuğum zeki olsun, başarılı olsun, çalışkan olsun. Tamam zeki, başarılı, çalışkan bir mühendis oldu çocuğun. Kimya mühendisi oldu. Gitti ondan sonra sentetik esrar üretti. Ne yaptı? Kaçakçılık yaptı. Hapse girdi. Demek ki yani aynı zamanda sadece 3 parametre değil 4 parametre gerekiyor. Zeki, çalışkan, başarılı ama iyi insan olsun. Onun için hayat başarısı eğitimde akademik başarı kadar önemlidir. Hayat başarısı olmadan akademik başarı olursa o çocuk ileride başka sosyal yapıların nesnesi haline gelir. Halbuki özne olması için çocuğun bağımsız düşünce becerisinin olması lazım. Kendi yerel olmadan evrensel olunmaz. Kendi değerlerimizi yaşatarak evrensel akışta var olmamız gerekiyor. Yani burada kendi kültürümüzü korumadan evrenselleşirsek popüler kültürün nesnesi oluruz. Onlar bir şey üretirler, biz onları alırız, giyeriz ve onların bir nevi gönüllü emperyalizmin gönüllü hizmetkarı oluruz. Onun için muhakkak yerel özelliklerimizi koruyarak evrensel olmamız gerekiyor. Bu kültürler bizim kendi kültürel değerlerimizi korumadan modernleşirsek biz kimliğimizi kaybederiz. Çünkü 50 sene sonra belki dünyada birçok kültür kaybolacak. Biz kaybolacak kültürel olmak istiyorsak kendi doğrularımızı oluşturmamız gerekiyor. Bunun yolu da eğitimden geçiyor. Onun için yani eğitimde bir anne bir baba çocuğunu yetiştirirken bu doğruları korubilmesi gerekiyor. Yani evrensel doğrular var, bir de yerel doğrular var. Bunları bilmek gerekiyor. Evrensel yanlışlar da var, yerel yanlışlar da var. Bunları bilmek gerekiyor. Ve çağa uygun şekilde yorumlayarak çocuklarımızı sadece bu dünyaya değil, iki dünya mutluluğuna hizmet edecek şekilde yetiştirmek esas olmalı.